يا جزاير يا العاصمة سومت قيمتك عظيمة حبك في قلبي ديما إلى يوم الدين فسدوك لي مالهم قيمة وكلهم الماتين فسدو بلاد. Gerçekten de katliamlar, yani işkenceler. İşkenceler aslında aşağıda müzede yayınlanıyor. Ama oraya kamera sokmak yasak olduğu için هلا انا اليوم في الجزائر انا في قلب الجزائر العاصمه المقام الشهيد راهم عندنا زياره سياحيه ان شاء الله اخوتنا من الترك جاوا اليوم يجوا يشوفوا مقام الشهيد مقام الشهيد هذا راهو رمز من رموز الجزائر يعني هو يخلد الثوره ويمجد الشهداء يعني المنبر هذايا شغل هذا مرحبا arkadaşlar. Yeni ülke, yeni şehir. Cezayir'in başkentindeyiz. Cezayir'in başkentinin en önemli simgelerinden biri olan Şüheda Anıtı'nın önündeyiz. Şüheda Anıtı Cezayirliler için çok önemli bir anıt. Çünkü bu anıt 132 yıl Fransa sömürgesinde olan Cezayir'in kurtuluşunu temsil ediyor. Cezayirliler için çok önemli. Çünkü bağımsızlıklarını ilan etti. Yani 1 Kasım 1954 yılında Fransızların eğlence düzenlediği gün 20 yerde, Cezayir'in 20 noktasında yani bir direniş, direnişin başlangıcı. 20 yerde düzenledikten sonra bütün Cezayir halkı buna dahil oluyor. 8 yıllık mücadelenin başlangıcı 1 Kasım 1954 yılında tam 8 yıl sürüyor. 8 yılın sonunda 5 Temmuz 1962 yılında tamamen tam bağımsız bir devlet haline geliyor Cezayir. Daha sonra 20. yılına özel, yani kurtuluşlarının 20. yılına özel Şüheda Anıtı'nı dikiyorlar. 20 milyon kişi olan devletin tam %15'i, 1,5 milyon kişi şehit veriyor. Ve Fransa'nın yaptığı zulümler haddi hesabı yok. Yani gerçekten de katliamlar, yani işkenceler. İşkenceler aslında aşağıda müzede yayınlanıyor. Ama oraya kamera sokmak yasak olduğu için oraya giremiyoruz. Yani eğer sokabilirsek kamerayla birazcık çekim yapabileceğim, rica edeceğim. Ama çekemesek de artık bulabildiğim eski görüntülerden ekleyeceğim. Burası dediğim gibi Cezayirlilerin en önemli simgelerini birisi. Her birinde bir asker heykeli var. Bir tanesi mücahitler, yani halkın askerini temsil ediyor. Bir tanesi sınır askerini, bir tanesi de Cezayir askerini temsil ediyor. Ve önemli günlerde, önemli zamanlarda buraya gelip... Burada sönmeyen bir ateş var. O yıldan beri, yapıldığı yıldan beri, yani 20. yılından beri yapılan bir ateş var. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi makam şehitliğinin önünde böyle bir yazı var. Yazıyı ben Arapça tam bilemediğim için şimdi yanımızda Koç Ahmet var, benim yakın arkadaşım. Bura hakkında yani anlamını anlatacak, ne olduğunu. Yani ben de aslında biliyorum ama onun dilinden ve kendi dilinden öğreneceğiz. Ante kelam. Vış keyin, ante ismik. Kuleş. Okey, هذا بون السلام عليكم هلا رانا اليوم في الجزائر انا في قلب الجزائر العاصمه المقام الشهيد راهم عندنا زياره سياحيه ان شاء الله اخوتنا من الترك جاوا اليوم يجوا يشوفوا مقام الشهيد مقام الشهيد هذا راهو رمز من رموز الجزائر يعني هو يخلد الثوره ويمجد الشهداء يعني المنبر هذايا شغل هذا التمثال الصريح هذا تاع الجزائر هذا يمثل بزاف المكتسبات الشعب الجزائري يعني في المرحله الدفاعيه الوطني كانت في ضد الاستعمار الفرنسي وهذا يمجد ويخلد الذكرى تاع الشهداء تاعنا اللي ضحوا من اجل هذا الوطن يعني هذا الرمز للجزائر خويا العزيز احمد خويا العزيز ميرسي الله يحفظك شكرا şu şekilde ha böyle hediyelik eşyalar da var buralarda Şüheda Anıtı bu şekilde böyle hediyelik eşya
burada bu müze Cezayirlilerin o dönemki zamanında olan, içeride gerçek belgelere dayalı olan, fotoğraflara dayalı olan ve canlı görsellerin olduğu bir müze. Birazdan girebilirse gireceğiz içeriye. Bugün cuma, açıkmış. Şaşırdım. Öyle. Şimdi gelelim. Makam Şehitliği'nin gece ışıklandırması bir başka güzel. Makam Şehitliği'nin duruşu Cezayir şehitlerine saygı duruşu niteliğinde. Ulusal bayrağın renklerini süslemiş bir anıt. Bayrağın 5 bileşen yeşil rengi Peygamber Efendi sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği renk. Beyaz barış ve saflığı temsil ediyor. Kırmızı şehitlerin kanını, hilal ise İslam'ı temsil ediyor. Yıldız ise İslam'ın 5 şartını temsil ediyor. Akşamda bu şekilde görseli var. Onu da koyacağım. Makam Şehitliği'nin özelliği. Bu palmiye şeklinde olan şüheda anıtının sönmeyen bir ateşi var. Ve manzarası denize karşı şu şekilde. Böyle Fransa'ya karşı yapılmış bir anıt. Yani Fransa'dan gözüküyor denilirse yalan olmaz. Şöyle. Bir gün içine girebilirsem çok sevineceğim. Bu şekilde arkadaşlar. İnsanlar fotoğraf ve video çekiyorlar. Önceden bunlar yoktu. Rahat. Bazen içine girilebiliyordu. Bu şekilde. İnşallah bir gün girerim. Makam Şehitliği'ni cuma günü insanlar ziyaret ediyorlar. Çünkü çok önemli bir simge bu. Cezayirliler için. Gerçekten de ben böyle duygulanıyorum. Ben de çünkü bizim Çanakkale'miz, Çanakkale'de kaybettiğimiz şehitlerimiz neyse, Cezayirliler için de bu aynı şey. 1,5 milyon şehidi temsil eden bir simge. Müzenin içerisine giremiyoruz. Çünkü müzenin içerisinde kamera yasak. Telefonları direktman kutuya kilitlettiriyorlar. Emanet alıyorlar. Hiçbir şekilde insanlar kamerayla giremiyor. Yedzeyir yel asima Sumit kıymtik azima Hubbuk fi kalbi dima İle yumiddin Tisduk li melhum kıyma وكلهم الماتين في سدو بلاد سيدي تعالبي عبد الرحمن يا حبابي مدينة الشهيد الأبي والأولياء الصالحين حمر اللحية يا قرابي وسيدي محمد بو قبرين قولوا لي يا سمعين ريحة البهجاوي قولوا لي يا سمعين أولاد العاصمه. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu birinci video, Cezayir'in giriş videosu. Alger 16 plakalı. Bütün şehirlerini gezip size bütün şehir şehir bütün Cezayir'i size göstermek istiyorum. Çünkü bütün şehirlerinin bir özelliği ve güzelliği var. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz.